Koku testi objektif ve subjektif testler olarak iki gruba ayrılır. Objektif testler daha çok hastaya kokulu uyaranları verip bunların oluşturduğu sinyallerin elektriksel olarak kaydının EEG yöntemiyle, yani beyin dalgalarının kaydedilmesi yöntemiyle yapılan testlerdir. Subjektif testler ise hastaya koklatılan kokulara verdiği cevapları, sözel cevapları kaydederek yaptığımız testlerdir. Subjektif koku testleri kendi içerisinde alt başlıklara ayrılmıştır. Bunlardan bir tanesi koku ayırt etme testidir. Burada hastaya farklı kokular koklatıp benzer kokularla farklı kokuları ayırt etme yeteneklerine bakarız. Bir diğeri koku eşik testidir. Hastanın hangi konsantrasyondaki kokuyu fark edebildiğini ve koku alma yeteneğini ölçen bir testtir. Bu özellikle alerjik durumdaki hastalarda çok önemlidir. Alerjik durumdaki hastalarda koku konsantrasyonunun düşmesine bağlı olarak burun içerisinde geç dönemde koku algılayabilirler. Normal bireylerden daha geç dönemde koku algılayabilirler. Bir diğeri de koku tanımlama testidir. Burada da hastaya çeşitli kokular koklatıp bunun hangi koku olduğunu sorabiliriz. Ve burada da hastanın hem koku hafızasını hem de kokuları tanıyıp tanımadığını ortaya koyabiliriz. Bu subjektif testlerin kültürel uyumluluğu çok önemlidir. Çünkü her toplumun kendi kültüründe çok yaygın kullandığı kokular vardır. Bir de farkında olmadığı kokular vardır. O yüzden Avrupa toplumundaki bireylerin koku testlerinin Türk toplumuna kültürel uyumlu, aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan koku testlerinin Türk toplumuna kültürel uyumlu önemlidir. Bu testler öncesinde hastanın aç karnı olması daha uygundur. Bunun nedeni aç karnına koku alma yeteneğimizin daha yüksek oranda olmasıdır. Bunun dışında hastanın test öncesinde kahve, sigara gibi şeyler tüketmemiş olması, tercihen 45 dakika önce çay, kahve, sigaranın kullanılmamış olması gerekmektedir. Ek olarak o esnada grip, nezle gibi akut hastalıklarının olmaması da bizim için önemlidir. Akut bir burun tıkanıklığı varsa koku testinin hastanın burun tıkanıklığı olmadığı dönemde yapılması daha uygundur.